Sübürge Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Bugün Philips Marathon Ultimate serisinden FC9424 elektrikli sübürge makinesinin kumanda tamiratını yapacağız. Bunlarla ilgili çok soru gelmeye başladı. Bunun için detaylı bir video çekme ihtiyacı doğdu. Bu makinemizin bir diğer modeli Philips Marathon Ultimate Power Silent 7. Bunun için bu tamiratı yapıyoruz. Bu arızalar genellikle olabiliyor bu ürünlerde. Şimdi ona bakalım. Şimdi hortumumuzda yalnız kaldık. Şimdi bu hortumumuzda arkadaşlar normalde hiç makinemiz çalıştırmadan şu tarzda düğmelere bastığımız zaman burada kırmızı ışığı görmemiz lazım. Şu anda görmüyorsak bununla ilgili öncelikle pilini kontrol etmemiz gerekiyor. Çünkü belli bir aşamadan sonra pili de zayıflıyor. Bunun sökümünü şöyle gösterelim. Şunun alt tarafında şurada bir tırnak var. Burayı tornavideye taktığınız zaman biraz yukarı çıtlatarak, şu yanında klipsler var. Şöyle bir daha göstereyim. Şunu kaldırıyorsunuz. Eğer yan taraflar ilk defa açılıyorsa buradan biraz zorlayarak bu parçayı yukarı doğru kaldırıyorsunuz. Kaldırdıktan sonra arkadaşlar şurada bir vida olması lazım. Bunu müşterimiz sökmüş herhalde, bakmış. Şu anda vidası yok, unutmuşlar. Şimdi pilini kontrol edeceğiz. Şimdi pillerini çıkardım. Şimdi multimetremi şöyle göstereyim. Şimdi pilimizi ölçerken arkadaşlar DC akımda, bakın şu pilin üstünde ne yazıyor? Şu pilin üzerinde ürünün 1.5 volt olduğunu gösteriyor. Yani 1.5 voltsa biz bunun bir üstü ne var? 2 volt üzerinden ölçüm yapacağız. Şöyle 2 volta çektim. Şimdi ölçüm yapabilmemiz için bu doğru bağlantıda kırmızı artı siyah eksi görevini görüyor. O yüzden kırmızıyı artıya tutuyoruz. Siyahı eksiye tutuyoruz. Eksiye tuttuğumuz zaman şöyle çıkan değeri de göstereyim ben size. 1.6 volta yakın çıkıyor. Şimdi arkadaşlar bu 1.5 voltun altına düştüğünde pilin ömrünün tükendiğini gösteriyor. Örnek veriyorum 1 göstermesi, 1.2 göstermesi, 0.80 bu pilin artık öldüğünü gösteriyor. Ondan bir hayır gelmiyor. Şimdi bu pilimiz sağlam. Şimdi şunu bir ölçelim. Aynı değerde bu da gösteriyor. Pillerimiz sağlam. O zaman nereye bakmamız gerekiyor? Elektronik kart kısmına bakmamız gerekiyor. Şimdi oraya da nasıl söküyoruz? Normalde burada bir vida olması lazım. Vidayı söküp daha sonra şu parçayı çıkarmanız lazım. Bunu da ince bir tornavida ile şöyle yanlarında azar azar zorlayarak biraz nazik davranmanız lazım burada. Böyle çıt diye çıt diye çıkarıyorsun. Bunu nazikçe açtıktan sonra arkadaşlar şu kart böyle geldi. Şunu bir çıkarayım. Şunun yanlarında klipsleri oturuyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu parçanın. Şu parçayı şu yandaki klipsleri zorlayarak çıkarabilirsiniz. Şimdi baktığımızda bu iki parçanın birbirinden koptuğunu görüyoruz. Alt tarafına baktığımız zaman herhangi bir şeyin arıza yapmadığını görüyoruz ama tabii ki bu devreyi tamamladıktan sonra pillerimizi takacağız. Ona göre tekrardan kontrolünü yapacağız. Şimdi bu ara eleman için bir alternatif bulmam gerekiyordu. Biraz baktıktan sonra şöyle bir çözüm buldum. Şöyle kırmızı ledlerden satın aldım. Şimdi pilin 1.5 volt, 1.5 volt, toplam 3 volt güç kaynağımız var. Arada elektrik akımıyla zaten 3 volt düşüyor.
Şöyle, bu elimdeki de 3 volt pile. Bunların metal kısımlarını keseceğim. Buraya lehimleyeceğim. Eğer bunu bulamazsanız, bunun çapında bakır teller bulabilirseniz daha dayanıklı bir ürün elde etmiş olursunuz. Şimdi arkadaşlar, daha rahat görmeniz için bu açıyı aldım. Şimdi tabancamız ısındığını düşünüyorum. Bir kontrol edelim. Şimdi bunu ısıtıp arkadaşlar alttan alacağım. Şimdi bu lehimleri ağzını açmamız lazım. Şurada gördüğünüz gibi ağzı açılıyor. Aynen, bunlar mesela sırasıyla ağzını açıyoruz ki tekrar yerine yerleştirirken kolay yerleştirelim. Şimdi şunun için söyleyeyim. Şunun için arkadaşlar, aynı yol güzergahında olduğu için şu lehimlerin değmesi problem olmaz. Ama hani bu yolda arada boşluk olsa, buradan devam etse o kısa devre gibi olacak, şase yapacak. Bu sefer ne için olduğunu bilmediğimiz için olabilecekleri bilmiyoruz ama normalin dışında bir şey olması arıza getireceğini bize gösterir. Şimdi normalde bu kadar kartın kırılması şöyle. Daha önce mesela birçok müşterim bunun çalışmadığına geldiği zaman biz pillerini kontrol ediyorduk. Pilinin bittiğini gözlemliyorduk. Ki hani bu 5 sene ve üzeri kullananlardan bahsediyorum. Ama 5 senenin altında mesela kart tamirine gelenler oluyor. Önce pili kontrol etmeniz gerekiyor. Ardından kumanda kısmının kart tarafını kontrol etmeniz gerekiyor. Buradan vurunca aşağıdan zaten gidiyor. Ben şimdi kanala önce şunları bir boşaltayım en iyisi. Şimdi videoda kumpası bulamadım ama şöyle avucumun içine koyuyorum. Bu 1,5 santim. Karşı tarafın bükümüyle beraber 2 santim sayıyorum. Daha sonrasında bu basmadan kaynaklı kırılmalar meydana gelmesin diye buna bir pay veriyorum. 2,5 santim. Tam da istediğimiz santim aslında. Bu ayak boyları tam istediğimiz santimde kırılma paylarında karşılayabilecek. Kaç tane lazım? 2, 4, 6, 7 tane. Bir tane daha boşa çıkıyor zaten. O da bizim hata payımız olsun. Şunu aşağıdan tutup yukarı itiyorum. Lehimi sağa sola bulaştırmadan dibine atıyorum. Şimdi arkadaşlar, bu tarafı bitirdik. Şunu bir çıkarayım. Şöyle bir baktığımız zaman veya başka bir yere bulaşma durumu yok. Şimdi bunu şöyle yapacağız. Bunu buradan buna montaj yapacağız. O yüzden nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Dikkatli bir şekilde. Giremiyor.
ayakların üzerinden lehimimizi yapalım. Şimdi arkadaşlar lehim bitti. Lehim bittikten sonra şöyle yapmamız lazım. Bunların çalışıp çalışmadığını teyit etmemiz lazım. Onu nasıl yapacağız? Şimdi ölçü aletimizin kısa devresini alıyoruz. Şimdi burada denetleyeceğiz. Geçiş oluyor mu olmuyor mu? Arkadaşlar bunlar düşük voltta olduğu için bu entegre zaten 5 voltun etrafını dirençler ve kondansatörlerle çevrili gelen voltu düşürüyorlar. Entegreler zaten düşük voltta çalışıyor korumak amaçlı. Bu kendisi de küçük voltta olduğu için buranın arıza yapması çok nadir olabileceği bir şey olduğu için genelde bu hatta sorun oluyor. Şimdi biz bunu şöyle yapacağız. Kumandamıza takıp deneyeceğiz. Muhtemelen de olmasını bekliyoruz. Çünkü herhangi bir yerde yanma, patlama, şekil değişikliği gözlemlemiyoruz. Bunu taktıktan sonra şu kondansatör mesela bunun şişip şişmediğine bakıyor. Şu anda gayet temiz. Bir takıp denememiz gerekiyor ve muhtemelen çalışacak. Çalışmazsa da onu takip edeceğiz zaten. Şimdi arkadaşlar kartımızı taktık. Gördüğünüz gibi. Bunu kumanda üzerinde yerleştireceğiz. En doğru formda. Şimdi kumandamıza şöyle oturtuyoruz. Oturttuktan sonra bunu bükerek şöyle tornavidayla destek alayım. Şimdi şunu bir oturtalım. Tamam, şimdi pilimizi takarak deneyeceğiz. Şimdi bu videoda ışıklar görünüyor olması lazım bastığımız zaman. Şu anda gözle görünmüyor ama pilimizi taktık. Makineni çalıştırıp deneyeceğiz. Şuraya bir vide atalım en azından. Şurada işimizi görebilir. Daha sağlam olur. Şimdi kapağımızı kapatalım. Şimdi makinemizi getireyim. Evet, elektrikli süpürge makinemiz de geldi. Şimdi başlangıç düğmesini verdim. Aha da durdu. Bak.
Gayet güzel çalışıyor kumandamız. Kumandanın tamiratı da bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.